Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne mi düşünüyorum? Vallahi kötüye gidiyoruz şu anda. Ekonomi çok kötüye gidiyor. Bizim milletimiz hep böyle düşündüğümüz sürece batağa gidiyoruz yani şu anda. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Bünyan'da yaşıyorum. Bünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnun değilim. Ya hiçmet yok yani. Hiç ben Bünyan'ın Gülüce'den olurum. Hizmet yok yani. Dünyanın ne yapılmasını isterdiniz? Vallahi her şeyi isterim ama yok şu anda yok. Ne, doğal gaz çekildi bizim köye. Asfaltlarımız ne falan iyi değil yani şu anda. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi onun hakkında iyi. Adamdan ben memnunum ben. Mendik Büyükkılıç'tan memnunum yani. O hizmet veriyor yani. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, ekonomi bizi ilgilendirmez. Ekonomi bizi ilgilendirmez. Şu rezilliği gör. Rezilli. Bu rezillik Kayseri Spor'un kimse gelmediği için. Bilet satıyor diyorlar. Maça kimse gelmiyor. Ama şu %90 sakatlığı olanlar var. Biz ne yapacağız? Bu adam doğru mu? Bu milleti görüyorum. Basın atılamadım kanallara. Kimse gelen çıkan yok. Bu adam da olmaz. Bu adamda rezillik olmaz. Yarın maç günü de maça kimse gelmiyor, oyuncu alamıyor, bilmem bir şey yok. Bu adamda rezillik olur mu? Yetkili adamlar duysun bunu. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorum? Geleceği ümitli görüyorum. Dünyada emeklilik yaşının 60 ortalamasında olduğu bir zamanda bizde 43 yaşında emekli olanlar oldu. İktidarı bir şekilde zorladılar yani. Bunun da bedelini farklı şekilde ödemek zorundayız. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Merkezde yaşıyorum. Melikgazi mi, Kocasinan mı? Melikgazi. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Belediye hizmetlerinden memnunuz. Efendim özellikle okullara verdiği destek konusunda Melikgazi, Koca Sinan, Büyükşehir Belediyesi'ne, değerli idarecilerine teşekkür ediyorum. Ben bir öğretmenim. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa belediye yanımızda oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi'ni de iyi buluyorum. Ben 20 yıldır Kayseri'de oturuyorum. Daha önce Kayseri'de okudum. Efendim. Yani bu resme büyük baktığımız zaman, geriden baktığımız zaman tabii eksiklikler mutlaka vardır. Her yerde olacaktır yani. Çünkü çağ değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak için daha çok mücadele edilmesi lazım. Hizmet kalitesinin daha da arttırılması lazım. Ulaşımdan tutalım da temizlikten, efendim içme suyundan, ne bileyim her şeyine varıncaya kadar yani çevre, yeşil alan. Yani bu konularda elbette eksiklikler olabilir. Fakat ben çalışmaları iyi niyetli görüyorum. Geleceğe de ümitle bakıyorum. Peki çok güzel bir Kayseri'de yaşayacağımıza inanıyorum. Peki. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi düşünecek bir şey kaldı mı? Düşünemiyoruz artık ya. Her şey berbat. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? Yani tabii başta her şeye zam geldiği için mazot, benzin, petrol. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Ahmet Bey iyi çalışıyor, memnunum. Ahmet Çolak Bayraktar. Sıkıntı yok. Peki Kocasinan Belediyesi tarafından ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Valla yani gördüğüm kadarıyla şu anda iyi çalışıyor. Tabii bu toplumsal anlamda işte kafeler, bilhassa akşamları toplumun daha gidip oturabileceği, rahat çay içebileceği daha güzel bir yerler olabilir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Valla Büyükşehir Belediyesi'yle çok şeyim yok, Kocasinan'da olduğum için, ama gördüğüm kadarıyla çok da başarılı bulmuyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ederiz. Ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Berbat durumda. Hiçbir kimse geçinemiyor. Yetmiyor. Ne aylıklar yetiyor, ne maaş yetiyor. Ev kiraları aldı başına gidiyor. Markete gidiyorsun 100 lirayla 10 lira gibi oldu. Artık hiçbir paranın da değeri kalmadı. Geçim zor. Eskiden aslanın midesi dinliyordu. Şimdi kuyruğunda 3 kere tur atıyor. O kadar zor durumda yani. Kiralar, artışlar, her şey üst üste. Ev kirasını baş almıyor. Ev sahipleri
senden arsız çıkıyor, çık evimden diyor. Çıkmazsa mahkemeye bir evi boşalt, sattım diyor. Ha, bayağı ben de bir sıkıntı yaşıyorum ev sahibiyle. 2000 liralık ev 6000 lira yaptı. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Hürriyet'teyim. Melikgazi. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Mustafa Bey'den memnunuk. Elinden geleni yapıyor, yardımlarını da yapıyor ama devlet büyüklerinde olması lazım. Maaşlara %40'tan dedi. Ben emekliyim, iki tane yetim büyütüyorum. %45 beklerken %25. O da bizim çocuklarınki Nisan'da zam aldığımız için bu ay yapmazlar zamla. Zamsız yani. Direkt aynı 7,5'la devam. Ama iyi ki ya. Yani bir kişi çalıştığı için de geçim zor oluyor. Hani 2-3 kişi aynı eve girse aylık yeter diyeceğim, çalışıyor diyeceğim. Ama yok. Bak, büyüğüm 12 yaşında, küçüğüm 9 yaşında. Nerede çalışacağım ben? Aylığa mecbur geçim etmeye çalışıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz peki? Valla o mendupenin hiçbir şeyini görmedim, bilmiyorum. Hani benimle alakası da yok çünkü ben Melikgazi'de oturuyorum. Ama Mustafa Bey'den memnunuz. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla pek bir şey bilmiyorum. Kim neredeyse ve de o yoldan gidiyor. Allah sonumuzu hayır getirsin diyorum, başka bir şey demiyorum. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Antalya'da yaşıyorum. Misafirim. Buna durum bilmiyorum, biz orada gayet normal. Sizce Kayseri'de ne eksik? Misafir oldum ki bilemiyorum. Ben teşekkür ederim. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence ülke genelde gelişen bir hesaplara göre tutacak. Yani tahmin ederek yurt dışına gelen bir insan olarak burada ikamet olup yaşantısı yaşanarak görüyoruz. Tahminler, hesaplar tutacak bence. 5 yıl minimum. Türkiye çok büyük bir ileri noktaya başarılı bir şekilde varacak. Temennimiz bu, umudumuz bu. Evet. Peki Kayseri'yi nasıl buldunuz? Sizce Kayseri'de ne eksik? Kayseri'nin eksikliği bir nevi yoktur. Kayseri eksik bir şey yok. Sadece bir şey olarak düşüncüme göre kıyaslayarak, tabii kıyaslama konusunda biraz zorlanıyorum. 45 yıl orada yaşayıp da burada 3 yıl yaşamak sıkıntısı dönem geçiriyorum. Ve nedenini söylemek istemiyorum. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında ben bir şey düşünmüyorum. Yabancıyım. Ne? Afganistan. Neyle ilgili sormak istiyorsun? Doğru. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne hakkında? Hakkında denecek bir şey yok ki artık, lafın sözün bittiği noktadayız. Ne diyelim ki? Denecek bir şey yok artık. Gittiği yere kadar gidecek artık. Yapacak bir şey yok. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Talas'tayım. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunuz, iyi. Memnunuz. Talas'a yapılmasını istediğiniz faaliyetler var mı? Bir viyadük var. Eğer viyadük yapılırsa çok güzel olur. Orası çok sıkıntılı. Burada başkanımız eğer duyarsa çok iyi olur yani. Yukarıya bir viyadük yapıldı. Bir de aşağı tarafa istiyoruz. Eğer bu yetkililer bunu duyarsa çok iyi olur yani. En büyük sorunumuz bu yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Güzel, bir sıkıntımız yok. Başkanlarımız iyi.